Hoş geldiniz dostlar. Hayırlı akşamlar. Ukrayna Rusya son durumla karşınızdayız. Az önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Mikoleye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya ait Mi-24 helikopterini düşürdüğünü duyuruyor. Baktığımızda görüntülerin gündüz olduğunu fakat duyurunun yeni yapıldığını söyleyelim. Rusya'ya ait Mi-24 helikopteri düşürülmüş oldu. Yine eski Gürcistan Savunma Bakanı Iraklı Okruvashvili'yi görmekteyiz. Ukrayna'da Gürcü gönüllülerle birlikte Rus işgalcilere karşı savaşmamıza yardım ediyor şeklinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından resmi duyuru yapılıyor. Yine dostlar Ukrayna Savunma Bakanlığı videolar yayınlarken Rusya'dan da videolar geliyor. Görüntüler Ukrayna'ya giden topçu birliklerine ait bugün servis ediliyor. Rusya bugün oldukça çok ilerlemeye başlamış durumda. Bugün haberini servis etmiştik. Yüzer köprülerin bölgeye getirilmesiyle birlikte Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Yine Rus ordusu Harkov bölgesinde hastaneyi vurdu. Hastaneden görüntüler görmektesiniz. Ukrayna Savunma Bakanlığı şu duyuruyu yapıyor. Yakalanan Rus işgalcilerden bir başka görüntü Nikolayev bölgesinin kar kızları cümlesi kullanılmış kar kızı ifadesi kullanılıyor. Dediğimiz gibi yine Fransız ordusu askeri operasyonlar birimi basın dairesinden şu duyuru yapılıyor. Geçen hafta 287 asker ve 84 araç Norveç'teki Cold Response 22 tatbikatına katılmak için yükleniyordu cümlesi kullanılmış. Sevkiyat ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Yine dostlar bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da Sivillerin hedef alındığını, bunun da savaş suçu olduğunu söyledi. Stoltenberg Letonya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aegis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen mülteci krizidir. Sivillerin talih olurken ateş altında kaldığına dair çok sayıda güvenilir haber geliyor, açıklamasını yapıyor. Kendisinin dediği doğru. Neden bunu diyoruz? Bu kapsamda görüntüleri görmektesiniz. Azakalayından bir başka insansız hava aracı videosu. Videoya göre şu iddia yer verilmiş. Siviller için insani bir koridor açılırken Rus güçleri Maripol'a girmeye çalışıyor şeklinde tahliye sırasında skandal görüntüler servis ediliyor. Yine dostlar sağ üstteki logodan görebileceğiniz üzere Rus askeri medya kanalı Zvezda'ya göre Melitopol civarında Rus zırhlı treninden şimdiye kadarki en iyi görüntü cümlesi kullanılmış Rusya Melitopol'a trenlerle sevkiyat yapıyor. Yine dostlar ülkeleri işgal eden Ukraynalıların Rus güçlerine karşı protestosu ve Rus askerlerinin pişkin tavırlarını görmekteyiz bu kapsamda video servis ediliyor. Görüntüler bugüne ait. Yine dostlar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'de Letonya Cumhurbaşkanı'nın konuştuğunu söylemiştik. Letonya Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. NATO sayesinde güvendeyiz. NATO üyeliği sayesinde güvende olduğumuzu halkımıza bildirmek istiyorum. Bizler NATO üyesiyiz. Müttefikler birbirinin arkasında duruyor. NATO tüm üyelerini koruyor ve savunuyor şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Stoltenberg yüksek hazırlık durumunda 130 yetimiz en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemimiz ve bölgede ilave binlerce askerimiz bulunuyor açıklamasını yapıyor. Çasen ben herhangi bir savaşta bir NATO ülkesine saldırı olduğunda diğer NATO ülkesinin desteğe geleceğini düşünmüyorum. Zaten NATO bilindiği gibi Suriye'de Irak'ta terör örgütlerini destekliyor bunu da hatırlatalım. Şimdi bizden yardım isteseler bizim de yardım etmememiz gerekiyor. Evet dostlar son gelişmeleri elimizden geldiği kadar hızlıca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.